Arkadaşlar merhabalar. 11. sınıf akademi serisinde çemberde teğet konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda ne anlatacağız? Düzlemde iki çemberin birbirine göre durumlarından bahsedeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Düzlemde iki çemberin birbirine göre durumları. Bu çemberler ya ayrıktır yani ikisi dışarıda ayrıktır ya da ikisi içeride ayrıktır. Ya birbirlerine teğet olurlar tek bir noktada kesirler ya da iki noktada kesirler. İşte bunlardan bahsedeceğiz bu videoda. Şimdi öncelikli olarak ayrık çemberlerden bahsedelim. Ayrık çemberin iki farklı durumu vardır. Ya ikisi de dışarıda ayrıktır. Burada ne olur? Şurası R1 burası da R2 diyecek olursak. Şuraya bakacak olursan O1-O2 uzunluğu R1 artı R2'den kesinlikle ama kesinlikle nedir? Büyük olduğunu zaten şeklinde görüyorsun. Şuna bakalım. O1-O2 uzunluğu iki çember ayrık ama ikisi de iç içeyse o zaman ne oluyor? Bak şimdi burası R1. Burası da R2 ya. Sen O1 O2 uzunluğuna bakacak olursan R1 eksi R2'den küçük olmak zorunda. Niye? Bak şimdi daha net bir şekilde söyleyeyim. Şuraya kadar ki kısımdan şu kısmı sen çıkartırsan şuradaki kısmı elde etmez misin? Evet. E ee, sen buradan bunu çıkarttın bunu elde ettin. Ama R1 dediğimiz neresi? Şunun tamamı. E sen bunun tamamından bunu çıkartırsan o zaman buradaki uzunluktan daha da büyük olmak zorunda. O zaman aslında R1 eksi R2 büyüktür. O1 O2 uzunluğu ya da tam tersi O1 O2 uzunluğu küçüktür. R1 eksi R2 diyebiliriz. Ya bunları böyle ezberlemeyin. Bunları böyle yorumunuzla şekli çizerek sonuca ulaşmaya çalışacaksınız. Direkt bunları formülleriyle ilgili bir şey gelir mi? Çok zannetmiyorum. Yorumlaması sorularda gelir. Şimdi göreceğiniz üzere. Bakalım örnek 12 ne diyor? Bir parkta aralığındaki uzaklık 10 metre olan iki ağaca biri 4 metre diğeri 2 metre uzunluğundaki Tasmalarıyla bağlanan iki köpek. Evet. Şimdi ne varmış? Aralarında 10 metre olan iki tane ağaç varmış. Bir ağaç burada bir ağaç da burada. Bir tanesinin yır, e, ipi 4 metre bir tanesinde ipi 2 metre olan bir şey var. Ne var? Köpek miydi bu? Tasmalarıyla bağlanan köpek. Evet. Bir 4 metre uzunluğunda en fazla buraya gelebilir. Bir de 2 metre uzunluğunda en fazla buraya gelebilir. E bizim bu eleman ne yapar? 4 metre uzunluğunda gezinecek olursa iple bağlı ya şu şekilde daire şeklinde gezinebilir. O zaman bunun dairesini çizeyim. Bunun gezinebileceği kısım şu daire şeklinde olur. Bunun gezinebileceği şekilde bu daire şeklinde olur. Şimdi soruyu devam edelim. İki köpeğin birbirine en yakın konumu en yakın konumda iken aralarındaki uzaklık x. Evet. Şimdi aslında bu köpek bu çember üzerinde hareket ediyor. Bu köpek de bu çember üzerinde hareket ediyor en fazla. Şimdi dikkat et. İki çemberin birbirine göre durumundan bahsederken şimdi bu çember ile bu çember aralarındaki uzaklık en kısa nedir diye sorulduğunda merkezleri birleştirdiğinde şuradaki uzunluk olur. En fazla uzunluk dediğinde merkezlerinden geçtiği zaman şuradaki uzunluklar olur. E hocam şuradan geçse bak daha kısa olduğunu görüyorsun. Şuradan geçse bak daha kısa olduğunu görüyorsun. Ya burası tam merkezden geçtiği zaman en küçük ya da en büyük değerlerinden bahsedebiliriz. Bunu da unutma. E o zaman burada şu iki köpeğin aralarındaki mesafe en küçük. Şu merkezleri birleştirdiği zaman şuradaki mesafe olur. Ve bu arada bunun tamamı 10'du. 10 olduğuna göre 4 yani şurası 10'du. 4 2 daha 6 buraya kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. Şimdi bir de en fazla uzaklık isteniliyor bizden. X dediğimiz 4 çıktı. Aralarındaki en kısa uzaklık bu. E, en fazla uzaklık da merkezden geçtiği zaman şuradaki noktalar arasındaki uzaklık olacak. Yani şuradaki uzunluk. E, buraya kadar kısım 10'du. Bunun yarı çapı 2. Bunun yarıçapı 4. 10'a 2 ve 4 ekleyeceğiz. 16 mı yapıyor? Evet. Y de 16 yaptı. En uzak konumdayken aralarındaki uzaklık y'di. Yani 16 burası. E bizden ne isteniyor? x artı y. x artı y de o zaman x'i 4 bulduk. y'yi 16 bulduk. Cevap da böylelikle ne çıkar? 20 çıkar dostum. Örnek 12 20 çıktı. Ne yapıyoruz? Bak şekli yorumluyoruz. Yorumlayarak bir şeyler yapacaksınız. Tutup da yukarıdaki ay efendim r1 artı r2 işte r1 artı r2 o1'den küçük ya da o1 o2 uzunluğu r1 artı r2'den büyük. Ya da O1 O2 uzunluğu R1 R2'den küçük yorumları değil de kendiniz çizerek yorumlar elde ederseniz her zaman daha mantıklı olur. Yani işin özü, mantığı burası. Burayı kullandığın zaman sonuca daha rahat bir şekilde ulaşıyorsun. Yoksa biz her soru tipine ait formülü veririz kardeşim. O zaman formüllerle burayı doldurduğun zaman da olur mu? Olmaz. O eskidendi. Şimdi geldik örnek örneğe. Merkezler arasında uzaklık 1 cm olan. Şimdi iki tane merkez var elimde. Bir burada bir merkez O1 diyeyim buraya. Bir de burada bir merkez O2 diyeyim buraya. Bu merkezler arasındaki uzaklık kaç verilmiş? 1 verilmiş bize. İki çemberin yarıçapları 5 ve 3. Evet, yarıçapları 5 ve 3. Ya şimdi O1'in yarıçapı da 5 olabilir. O2'nin yarıçapı da 5 olabilir. O zaman ben burada iki farklı şekilde düşüneyim. Ona göre iki farklı şekilde yorum yapayım. Şunu da şu tarafa alayım. Bir saniye. Bazen aksilikler yaşanıyor. Hop şöyle aldım. Şimdi O1'in yarı çapı beşgen. Yorumlama yapayım. O1'in yarı çapı beşgen. Hocam şöyle geldim. O1'in yarı çapı beşgen. Şöyle bir şey çizdim. Sonra O2'nin yarıçapı çapı üçgen. O2'nin yarıçapı çapı da üçgen. Şöyle. 3 üç birimlik. Şuraya kadar 3 birim. Bunun da yarı çapı beş birimdi ya. Üç bir daha 4 Burası kaç yaptı? Bir yaptı. O2'nin yarı da şu şekilde çizdim. Yani şöyle 3 birimlik bir çember çizdim arkadaşlar. Bu çemberler arasındaki en kısa uzak nedir diye soruluyor. Şimdilik biri gibi duruyor. Ama öbürüne de bakalım. Öbürüne de bakalım. Şimdi öbüründe de O1'in yarı çapına 3 dersem eğer. O1'in yarı çapına 3 dersem. Ha böyle olacak. O2'nin yarı çapı 3. Bak dikkat et. O1'in yarı çapı 3. Buraya 2 birim kaldı. O2'nin yarı çapı da kaç olacak? O2'nin yarı çapı da 5 olacak. Şöyle 3 birim uzunluğunda olacak. O zaman şöyle. Bu çemberler arasındaki en kısa uzaklıkta kaç yapıyor? 3 yapıyor. Ama şimdi buna da şey yapalım. Dur. 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 Daha bitmedi soru. Şimdi O2'nin yarı çapı. O1'in yarı çapı kaçtı? Hocam 3'tü. Şurası bak 3 birim şurası. Sonra O2'nin yarı çapı kaçtı? O2'nin yarı çapı 5'ti. Hocam şurası da 5 olacak. E 5 olması için o 2 2 3 1 daha 4. Buraya kaç kalıyor? 1 kalıyor. Burada da 1 bulduk. Burada da 1 bulduk gerçi. Cevap o zaman kesinlikle ama kesinlikle ne oldu? 1 oldu. Her iki durumu da şöyle bakmak lazım. Çemberler arasındaki en kısa mesafe isteniyor da merkezler üzerindeki doğru üzerinde olur. Bir burada 3 bulduk bir de burada 1 bulduk cevap 1 çıktı. Hatta burada da bunun devamını getirseniz burası da 3 çıkacaktır büyük ihtimalle. İstersen getir. O1'in yarı çapına 5 demiştik burada. O2'nin yarı çapına da 3 demiştik. 3 olması için burası 2 olacak. Evet O1'in yarı çapına bak 5. Gerçekten de şurası kaç çıktı arkadaşım? 3 çıktı. Gördün mü? 3 birim uzaklığı 1 birim bir uzaklığı bizden çember üzerindeki Birbirine en yakın noktalar arasındaki uzaklık isteniliyor. cevapta da 1 yaptı. Evet teğet çemberler. Arkadaşlar öncelikli olarak şunu söyleyeyim. İki çember birbirine teğetken biz ne yapmıştık çemberde açıda? Hocam şu ortak teğeti çizmiştik. Çemberde açıda bunu yapacağız. Çemberde açıdaki bunu yapmamızdaki sebep nedir demiştik. Her iki çemberde de teğet giriş açıyı kullanabilmek diye size söylemiştik. Bak bunu unutma. Evet burada da İki çember birbirine teğetken merkezleri birleştireceksin kardeşim. Merkezleri birleştiren doğru parçası tam olarak değme noktasından geçer. Evet bunun ispatını yapayım. İspatı nedir? Ben şimdilik burada teğet çiziyorum ama ispatla çiziyorum. Normalde siz iki çember birbirine teğet gördüğünüz zaman hemen merkezleri birleştireceksiniz. Değme noktasından geçer diye söyleyeceksiniz. İspatını yapıyorum. Ortak teğet çizdim. Merkez teğet çektikten burası nedir? 90 derece. Merkez teğet çektikten burası da 90 derece. 90 90 180 o zaman bu doğrusal oldu. Gerçekten O1 ve O2'yi birleştirdiğim zaman tam DM noktasından geçti mi? Geçti. Aynı şekilde burada da iç içe teğet olsa da bunlar yine merkezleri birleştiren doğru parçası DM noktasından geçer. İspatı yine burada merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. E bu da 90 derece olacak. E o zaman ne oldu? Doğrusal oldu diyebiliriz arkadaşlar. İşte ispatı buradan geliyor. Niye sildiysem ispatını. Evet ispatı buradan geliyor arkadaşlar. Dikkat edin buna. Tamam. Evet gençler. Böylelikle iki çember birbirine teğet olduğu zaman ne yapıyormuşuz? Bunlar içeride de teğet olabilir. Dışarıda da teğet olabilir. Merkezleri birleştiriyoruz ama nerede? Çemberde uzunlukta. Çemberde açıda da ortak teğeti çiziyoruz. Amaç her iki çemberde de teğet kiriş açıyı kullanabilmek. Haydi bakalım sorularına bakalım bunun. Analitik düzlemde. Analitik düzlem demiş. Analitik düzlem çizeceğiz o zaman. Merkez koordinatları 2'ye 5 ve 5'e 1 olan iki çember dıştan teğettir. Analitik düzlem çizmeme gerek yok o zaman. Birbirine dıştan teğet iki çemberden bahsediyor. Bir böyle bir çember bir de böyle bir çember çizeyim ve dıştan teğet olduğunu göstereyim. Birinin merkezi 2'ye 5. Şöyle 2'ye 5 diye göstereyim. Diğerinin merkezi de, merkezi de neymiş? 5'e 1'miş. Çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyorduk? Merkezleri birleştiriyorduk. M merkezinin yarıçapı 3. Şimdi n merkezinin yarı çapı nedir diye soruluyor. Bitti. Niye? Hocam 2 nokta bunlar doğrusal olmaz mı? Merkezleri birleştirdiğimizde tam değme noktasından geçecek. E bu doğrusal. E bu da iki nokta arasındaki uzaklık. iki nokta arasındaki uzaklık. Yani mn uzunluğu neye eşittir? Kare küçüğünde x'ler farkının karesi. 5 eksi 2'nin karesi. Artı y'ler farkı. 1 eksi 5'in karesine eşit olacaktır. Ya da kısaca x'ler farkı 3. Y'ler farkı eksi 4. 3, 4, 5 üçgeninden burası 5 çıkar. Dolayısıyla buradaki uzunlukta 2 çıkar. O zaman diğer yer çapını ne bulduk arkadaşım? 2 bulduk. Burası 2 çıktı. Tamam 5 olduğundan dolayı. Evet örnek 14. 2 geldi. Geldik örnek 15'e. Çemberler birbirine değiyor. Merkezleri birleştireceğiz. Hocam birleştirmiş. 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 Aa bak birleştirmiş de. Birleştirdiğiniz zamanki ki espri neydi? Değme noktalarına kadar gitmesiydi. Kardeşim bu tamam değme noktasından geçmesiydi. Bunda sıkıntı yok. Şu büyük çemberle küçük çember merkezleri birleştirmiş ama işin esprisi de, bunun değme noktasıyla doğrusal olması. Burada da aynı şekilde değme noktasıyla doğrusal olması. Şimdi ne demiş burada? MNK üçgenin çevresi verilmiş. Bize M merkezli çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor. Arkadaşım M merkezli çemberin yarıçapına R diyelim. Arkadaş şurası yarıçapı A diyelim. Bunlar eş çember falan dememiş değil mi? Dememiş. Bunun yarıçapına A diyelim. Bu üçgenin çevresinden bahsetmiş ya. O zaman buraya R eksi A kaldı. E, bunun yarıçapı A burası da A'dır hocam. Yazdık A'yı. E bunu yarı çapına B edersem burası da B'dir. E tamamı bunun R olduğundan dolayı büyüğün yarı çapı R'ydi. Buraya da R eksi B kaldı. Şimdi bunun üçgenin çevresini vermiş bize. Çevre dediğimiz 16 neye eşit? R eksi A, R eksi B. R eksi A, R eksi B. Sonra artı B artı A. B artı A. A'lar nanay. B'ler nanay. E buradan 16 eşittir. 2 R geldi. R de böylelikle ne geldi? 8 geldi. Örnek 15 böylelikle kendiliğinden çıktı. İşin esprisini DM noktaları yani merkezleri birleştirdiğimiz zaman DM noktalarından geçireceksin. Tamam merkezleri birleştirmiş ama burada Dema noktasına kadar da sen götüreceksin. Bunu unutma. Evet gençler örnek 15'i bulduk gördük geldik örnek 16'ya. Çember analitik düzlemde bak. Öncelikle verilen bilgileri yazalım. N P'ye 3 demiş. Şurası P'ye. P'ye 3 demiş burayı. P'ye 3 tamam. Sonra M'de 7'ye 0 demiş. Burası da 7'ye 0 demiş. Korkma kardeşim bak. Korkma bundan. M merkezi çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor. Şimdi çemberler birbirine diyor. Merkezleri birleştir. Tam olarak nereden geçecek? Değme noktasından geçecek. E hocam merkez var teğet var çektik. Merkez var teğet var çektik. E bunun koordinatı P'ye 3'tü. E bunun apsisi, ordinatı 3 mü? 3. Şurası 3. Hocam burası 90. Burası 90. Burası 90. 90 90 90'dan dolayı burası da 90 oldu. Ve bir dikdörtgen oldu. Üçgen burası 3. Bak yarı çapı 3. Hocam burası da 3. Hatta burayı da 3 mü bulduk o zaman? Evet. Yarı çap 3 ya. Bak burası da 3. Şimdi burası 7'ye 0'dı. 7 birimdi. Şuraya kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. Ana ne çıktı burada? 3, 4, 5 üçgeni çıktı. Buraya kaç kaldı o zaman? 2 kaldı. M merkezi çemberin yarı çapı nedir diye soruluyor. R'ye böylelikle kaç çıktı arkadaşlar? 2 çıktı. Analitikte olsa korkmayın. Tamam bu tür soruları siz 12. sınıfta çember analitiğinde de göreceksiniz. Ama bak çember analitiğini görmeden de siz bu tür soruları yapabiliyor musunuz Yapıyorsunuz. Çünkü sen çemberi biliyorsun. Analitiği de biliyorsun. E o zaman çemberle analitik karıştığı zamanki soruları da rahat bir şekilde yapabilirsin. Hadi bakalım. Cevap bulduk. Geldik örnek 17'ye. Arkadaşım. Şimdi iki çember birbirine teğet mi teğet? Öncelikli olarak bunun merkezi burada. Bunun merkezi burada. Çemberler birbirine değdiği zaman hop merkezleri birleştireceksin kardeşim. Birleştirdik. Öncelikli olarak şunları da yazalım. Bunun yarıçapı 8. Burası da 8. Sonra buradaki uzunluk da 8 verilmiş. Tamam. Ondan sonra acıma. Bu da bir kare mi verilmiş? Hayır. Bir dikdörtgen verilmiş. Şu bir dikdörtgen verilmiş. Tamam. Şimdi anahtar kelimeyi burada kullandık mı? Kullandık. Bak anahtar kelimelerimiz 4 tane oldu. 1. Ne de, neymiş? Neydi? Hatırlayalım şöyle bir tekrarımızı yapalım ya. Hep moda mod ders değil ya. Azıcık dinle beni ya. Kaldır kafayı şöyle bir dinle beni. Bak bana ekranın şu tarafı. Yok şu tarafında oluyor değil mi? Şu tarafına bir bak bakayım ya. Bak bakayım ekranın o tarafına. Gül. Güler yüzümü gör şöyle bir. Evet. Anahtar kelimeler neler? Merkez teğet çek, dik. Birincisi bu. Merkez kiriş çektik. İkincisi bu. Teğetler birbirine e eşit. Üçüncüsü bu. Dördüncü anahtar kelimem de çıktı. Bunu da çok kullanıyoruz. Çemberler birbirine değiyorsa merkezleri birleştir. 4 tane. Merkez kiriş çektik. Merkez teğet çektik. Teğetler birbirine eşit. Bu da anlamlı olsun diye böyle eşit diyorum. İki çember de birbirine diyorsa merkezleri birleştir. Dört tane anahtar kelime olmazsa olmazın. Evet burada o zaman ne yapacağız? Hocam merkez varsa teğet varsa çektik çektik. Hocam çok anahtar ya çok ek çizim yapıyoruz. Hayır bunlar ek çizim değil. Bunlar senin anahtar kelimen olmaz. Yani soruda çizilmiş gibi düşün. Sen eksik parçaları hemen tamamlıyorsun. Öyle düşün. E hocam burayı çizdik. Burayı da çizdik. Bizden o merkezi çemberin yarı çapı isteniyor. Burası R, burası R. Hatta 90, 90, 90, 90'dan burası da kare mi çıktı? Yarıçaptan çaptan da doğru kare çıktı. E hocam burası da R. Amacımız dik üçgen oluşturmak. Burası 8 iken, buranın da 8 olduğunu biliyoruz. Amacımız dik üçgen oluşturmak. Dik üçgen oluşturmak için dik dörtgen güzel hamlelerden biriydi. E hocam R iken R, 8 eksi R. Burası da 8, burası da 8. Ve burada bir Pisagor. 8 artı R'nin karesi eşittir. 8 eksi R'nin karesi artı 8'in karesi. Kardeşim sen bunu işlem işlem işlemle bulursun. Ama ben işlemsiz yapacağım. Sınavda tabi işlemi yap. Hocanız kafadan mı salladı falan diye söyler. Kardeşim burada 8 varsa ne üçgendir? 2 ihtimalim var. Ya 6, 8, 10 ya 8, 15, 17. Hocam R ye yerine ben 6, 8, 10 sağlanması için burada 2 yazarsam eğer burası 10 oldu. Hocam 2 yazarsam R yerine burası da 6 oldu mu? Oldu. Yani R buradan kaç çıktı? 2 çıktı. Buradaki işlemi de açsan yine yarıçapı çapı 2 bulacaksın ama artık benden dolayı sen de hissetmeye alıştın. Sallama değil hissetme. Dikkat et. İkisinin arasında çok fark var. Evet geldik örnek 18'e. Şekilde M merkezi çemberde EAC da işten teğet olan N merkezi çember veriliyor. Çemberlerin yarıçapları çapları oranı ne olabilir? Niye ne olabilir diye sorulmuş. Ya büyüğün küçüğe oranı çıkar. Yarışaplar oranı ya da küçüğün büyüğe oranı çıkar değil mi? Şimdi burada çemberler birbirine değiyor mu? Değiyor. O zaman merkezleri birleştireceğiz kardeşim. Merkez burada, merkez burada. Merkezleri birleştir. Merkezleri birleştiren doğru parçası değme noktasından geçmek zorunda. Tamam. Sonra ne yapacağız? Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Anahtar kelimeleri uygula. Hocam mavi çemberin yarıçapı R. Burası da R. 90 90 90'dan Burası da 90 çıktı ve bir ne çıktı burada karşıma kare r' iken r r' iken r r r Burası R kök gibi oldu tamamı şuraya kadar olan kısmı Evet e hocam bunun yarıçapı ya. Burası da R Aa. bitti bizden yarıçaplar oranı isteniyor. bir yarıçap r kök artı r Büyüğün yarı yarıçapı dikkat R kök artı r r kök 2 artı r bölü ne isteniyor bizden? Küçüğün yarıçapı R isteniyor. Arkadaşım R parantezin alınacak. Kök 2 artı 1 bölü R. R'ler gitti. Cevap da neye eşit oldu? Kök 2 artı 1'e eşit oldu. İşte yarıçaplar oranı kök 2 artı 1 olabilir. Ya da cevap 1 bölü kök 2 artı 1. Hatta eşleniyle çarparsanız kök 2 eksi 1 de çıkıyor arkadaşlar. Evet örnek 18. Kök 2 artı 1 çıktı. Geldik. Örnek 19'a. Örnek 19'da İki çember şöyle birbirine teğet verilmiş. Küçük çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor bize. Ya burada tabi yazmamışız ama e, bu yarım çember tamam mı? Şu yarım çember bu da tam çember şeklinde düşün. Tamam? E, burada bunu eklemeliyiz. Şekilde yarım çember ve tam çember var deyip de eklemeliyiz aslında. Evet çemberler birbirine diyor. Merkezleri birleştireceğiz kardeşim. Hocam bunun merkezi burada, bunun da merkezi burada bir yerde. Bunun Merkezleri hemen birleştirelim. Merkezleri birleştirdin ama işin esprisi değme noktasına kadar götürmek. Götürdük burada. Ve bu arada şu büyüğün yarıçapı kaç? 50. Hocam 50 iken burası 25 mi yapar yarıçapı? Evet yarıçap 25. Buraya ne kaldı o zaman? 15 kaldı. E hocam büyüğün yarı çapı 25. Aha da burası da 25 değil mi? 25. E sonra bunun yarı çapı R. Merkez var teğet var. Çek dik yapsak. Aa hocam burası da R. E, burası da 25 eksi R değil mi? Evet. Ve burada Pisagor. 25 eksi R'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 15'in karesi deyip işlem işlem işlemle R'yi bulabiliriz. Sen buradan işlemi yap. 25'in karesi eksi işte e, bunun iki katı çarpımın iki katı artı R kare şeklinde git. Sonuca ulaşırsın. Sıkıntı yaşamazsın. Ama ben şuraya bakacağım. Dik kenarda 15 olan ya 15 20 25'tir. 3 4 5'in 5 katı. Ama burası 25'ten küçük. Ya da dik kenarda 15 olan ne var? 8, 15, 17 var. R ye yerine sen 8 yazarsan 25 eksi 8, 8 17 yapıyor mu? Yapıyor. Yani burası 8 iken burası 17 oldu mu? Oldu. Dolayısıyla küçük çemberin yarıçapı ne çıktı arkadaşım? 8 çıktı. Ben hissederek buldum yine. Tabii ki sen şeyden bulacaksın. Aa bir şey söyleyeyim mi size? Böyle kitaplardaki istediğiniz kitabı çözün. İstediğiniz ÖSYM sorusuna bakın. Genelde hep böyle özel üçgen kalıp üzerine koydukları için genelde çemberde uzunluk soruları yani ee, çemberde teğet uzunluğu ya da işte ilk baştaki istediğimiz şey e, çemberin temel elemanlarındaki dik üçgenli soruların çoğunluğu hep özel üçgen kalıbı üzerine oturtulur. O yüzden hissederek daha rahat bir şekilde yapılır. Ama sınavda hocanız kabul etmeyebilir. Siz tabii ki şu Pisagor bağıntısını açın. Örnek 19 8 geldi. Geldik örnek 20'ye. Sözel bir soru. Korkma kardeşim. Yapmaya çalış. Çok kolay. Merkezleri M ve N olan iki çember P ve K noktalarında kesmektedir. Evet merkezleri iki çember P ve K noktalarında kesilmektedir. He. He. Bu soru bundan sonra olmalıydı ama neyse dur buradan da yapılabilir. Evet iki çember nerede kesmekteymiş arkadaşlar? Şöyle yapalım. Yine biz şurayı kullanacağımız için herhangi bir özellik yapmayacağımız için. O yüzden şöyle çizip soruyu bence yorumlayalım arkadaşlar. Şöyle bir şey. Şimdi merkezi M ve N olan iki çember P ve K noktalarında kesişmektedir. MP uzunluğu arkadaş MP uzunluğu şu. NK uzunluğundan bahsetmiş bu. Şurası e, NK uzunluğu zaten R yapıyor. Bak şuraya bir R dersem MP uzunluğu da ne oldu? 2R oldu. A bunun yarıçapı R iken burası bak bu da yarıçap. Kesim noktalarına geldiğimiz zaman burası da 2R. MN'yi de 8 vermiş. Tamam. MN'de uzunluğu da 8. E hocam şurada en güzel ilk çizim yarıçap. Şu yarıçapı da çizecek olursam bunun yarıçapı çapı burası da değil mi? Evet. Ne merkezi çemberin yarıçapını alacağım tam sayı değerler. Üçgen eşsizliği var burada. 8 araya alalım. Toplamlarıyla farkları arasında 2R artı R ile 2R eksi R arasında olacak. Buradan R küçüktür 8 o da küçüktür 3R geldi. Bu sağlı sollu R olduğu zaman ne yapıyoruz? Bir buna bakıyoruz. Hocam R küçüktür 8. Sonra şuna bakıyoruz. 8 küçüktür 3R. Yani 8 bölü 3 küçüktür R mi yaptı? Evet. Şu ikisini birleştirecek olursak R'nin aralığı ne oldu? 8 bölü 3'ten büyük. 8 bölü 3'ü buraya yazacağım. 8'den de küçük olacak. Buraya yazacağım. R'nin alabileceği N merkezlinin N merkezlinin yarıçapı R zaten. R'nin alabileceği tam sayı değerleri toplam isteniyor. Arkadaşlar 8 bölü 3 nedir? 2 küsürlü bir şey değil mi? 2 küsürlü bir şey olduğu için 3'ten başlar burası. 3, 4, 5, 6 ve 7 değerlerini alır. Toplamı da kaç yaptı? 7 3 daha 10. Bu da 10 20 25. Topladığın zaman da 25 çıktı. Evet gençler, işte bu da şurayı çalıştırarak yapacağımız bir soruydu. Ve şekli çizdik. Kendiliğinden soru çıktı mı? Çıktı. Bak şurayı yeter ki çalıştır. Ha burası. Ha burası. Hep özellik hocam, özellik hocam değil. Değil ya. Şurası ya. En baştaki tanımlara Özellikle çemberde anahtar kelimelere dikkat et sonra burayı çalıştır. Başka bir şey yok kardeşim. Evet geldik kesişen çemberlere. Kesişen çemberler biz niye anlattık bu zamana kadar? Ayrık çemberden bahsettik. İkisi dışarıda ya da iç içe olan. Sonra teğet çemberler. İkisi dışarıda teğet ya da ikisi içeride teğet olan çemberden bahsettik. Bir de kesişen çemberler. İki noktada kesişen çember oluyor. E burada iki noktada kesişen çember olduğu zaman da O1-O2 uzunluğu ne olmak zorunda arkadaşlar? R1 artı R2'den küçük olmak zorunda. Çünkü şurası R1 burası R2 olduğundan dolayı. E R1 eksi R2'den de ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Ama dediğim gibi yani O1 O2 uzunluğu neymiş? R1 eksi R2 ile R1 artı R2 arasında olacakmış. Ama biz ne yapıyoruz? Şurayı çalıştırıyoruz. Şekli çizip orayı çalıştırıyoruz. Yukarıdaki soruda da olduğu gibi. Evet bakalım ne diyor örnek 21. İki farklı noktada kesen Merkezler arasındaki uzaklık 10 santimetre olan iki çemberden birinin yarıçapı 3. Evet, şimdi şekli çizelim. İki farklı noktada kesişen iki tane çember çizelim şöyle. 1 ve 2 çemberi çizdik. İki farklı noktada kesişen ve merkezler arasındaki uzaklık 3 santimetre olan, 10 santimetre olan. Şu merkezler arasındaki uzaklığı da bize kaç vermiş? 10 santimetre olarak vermiş. Çemberlerden birinin yarıçapı 3 santimetre olduğuna göre. Diğer çemberin yarı çapının alacağı tam sayı değer. Arkadaşım birinin yarı çapı kaçmış? 3. E buraya 3 diyelim. E, bunun da yarı çapı da R. Al sana R. E, burada üçgen eşitliği var mı? Var. R araya al kardeşim. R toplamlarıyla farklar arasında 10 artı 3 ile 10 eksi 3 arasında yani buradan ne geliyor? 7 küçüktür. R o da küçüktür. 13 geldi. Alabileceği tam sayı değerler toplamı. 8, 9, 10, 11 ve 12 değeri isteniliyor bizden toplamı. Ortadaki çarpı 5. Yani cevap 50 yapıyor. Topladığın zaman da 50'yi görürsün zaten. Şu ikisi 20. Bu ikisi de 20. Bu da 10. Topladığın zaman ya da böyle artışık olduğu zaman toplamları ortadaki sayı çarpı sayı adet değil miydi? Oradan bulduk. Evet çemberin alacağı yarı toplamı ne çıktı arkadaşlar? 50 çıktı. Örnek 21'i e 50 bulduk. Ve geldik örnek 22. Değil özelliğe. İki çember dik kesiyorsa çok ilginçtir. Benim de çok garibime gidiyor. İki çemberin dik kesmesinin tanımı ne biliyor musunuz? İki çemberi böyle kestirecekseniz merkezleri böyle kesim noktalarına geldiğiniz zaman böyle kesim noktalarına yarıçap çizdiğiniz zaman yarıçaplar çaplar arasındaki açı 90 derece. Ya da şuradan şöyle de olabilir bu. Şuradan şuraya geldim buradan buraya geldim. Bu iki çember dik kesiyorsa işte bu yarıçaplar çaplar arasındaki açı 90 derece demek. Tamam mı? Bu. E sonra zaten Pisagor bağıntısı yaparsan o1 O2 uzunluğunun karesi R1 karesi artı R2'nin karesi zaten şu otomatikman çıkıyor. Örneğe bakalım. Yarıçapları 8 ve 15 olan iki çember dik kesiyorsa. Evet iki çemberi çizelim. Birinin yarıçapı 8, birinin yarıçapı 15. Bunlar dik kesiyorlarmış. Dik kestiği zaman ne diyorduk? Hop buraya geldin. Hop buraya geldin. Burada kaçı 90? 8 15. E 8 15 17'den dolayı burası da 17 mi çıkar? Evet. Şimdi kesiyorsa büyük çemberin merkezinin küçük çemberine küçük çembere uzaklığı en az kaç santimetre? Dur. Şimdi benden ne isteniyor? Büyük çemberin merkezinin şunun küçük küçük çembere uzaklığı en az kaçtır? Küçük çember uzaklığı zaten merkezleri birleştirecektik. Şuradaki uzunluk istenmiyor mu benden? Evet. E hocam şunun yarıçapı 8'di. Şuraya kadar olan kısım 8. E tamamı 17 birimdi. Bizden de x isteniyor. 8 artı x eşittir. 17 ise çünkü bir noktanın bu çemberin en kısa uzaklığı burasıdır. En fazla uzaklığı da merkezden geçen Şöyle uzattığın zaman burasıdır. Tamam. Unutma bu merkezin yani bu noktanın bu çembere en kısa uzaklığı şurası isteniyor bizden. E bunun yarıçapı 8'di 8. E tamamı da 17 idi. 8 artı x eşittir 17 ise x'i de buradan ne buluruz? 9 buluruz dostlar. Evet gençler. Genelde ne yaptık bu videoda? Şurayı çalıştırdık. Ve bu videoyu da bitirdik mi? Bitirdik. Sırada ne var? En son çemberde t ile ilgili son konu kaldı. İki çemberin ortak teğetlerinden bahsedeceğiz bir sonraki videoda. Evet. Ama şunu gördünüz bu derste arkadaşlar. Neyi gördünüz? Yani özellik olarak değil de yorumlama gücünüzün de olması lazım. Yani ilk baştaki tanımları bil, sonra da yorumlamanı yap. Olay burada bitiyor. Şahsen ben geometri hayatım boyunca hep bunu yaptım. Her zaman ilk başta verilen tanıma işte çemberde neye dikkat ediyorum? Çemberin tanımına dikkat ettim. Sonra anahtar kelimelere dikkat ettim. Sonra yorumlama gücüne. Hep böyle. Tanımlara böyle ve anahtar kelimelere dikkat ettim. Sonra da hep böyle yorumladım. İlk başta yorumlarken tabii ki zorlandım. İlk önce soruyu yorumlarken 5 dakikada sonra o işte düştü 3 dakikaya sonra 1 dakikaya düştü. O yorum gücünüzde ilerleyen zamanlarda çok hızlı şekilde hareket edebiliyorsunuz. Hatta böyle şey olmuştu. O zamanlar Kurtlar Vadisi diyorum. Çok eskiden e, belli bir kısmını izlemiştim ben de. Böyle şey aralarında ne o? Reklam aralarında test çözerdim böyle. İşte bir gün test çözüyorum. İşte bir reklam arasında bir test çözdüm. Sonra bir reklam arasında iki test çözdüm. Sonra bir reklam arasında bir bakmışım zaman geçtikçe. Beş tane birden hatta on tane birden test çözer hale gelmişim. Yani bir testi iki dakikada çözer hale geldim. Niye? En baştaki tanımları çok iyi biliyorum ve yorumlama gücüm de çok iyi arttığı için e, soruları çok çok daha hızlı çözmeye başladık. Aynı şeyler sizde de olabilir. İşte ben bunu öğretiyorum. Şurayı kullanmayı öğretiyorum. Hadi bakalım inşallah siz de yapacaksınız bu işi. Gençler çok fazla konuşmayalım. Bir sonraki videoda iki çemberin ortak teğetlerin konusunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.